olacak acaba, yapıştır boya katla, tüm cevaplar sürpriz kutusunda, atma sakın atma, sen de düşün, bul ve tasarla. Neşeyle, merak ve heyecanla, başarmanın coşkusu başlıyor bak sürpriz kutusu. Sahi mi? Ne diyorsun? Sonra ne oldu peki? Ne? Program mı başladı? Merhaba. Dönüşte retörcümle öyle koyu bir sohbete dalmışız ki ben farkına varmadım. İyi ki beni uyardı. Sürpriz kutusuna o zaman hemen başlayalım. Başlayalım mı dönüşte retör? O zaman hopusu popusu gelsin sürpriz kutusu. Sürpriz kutum geldi. O zaman hemen sürpriz kutumu alıyorum. Masama koyuyorum. Oo, acaba içinde neler var? Hemen anahtarımı bulmam lazım. Anahtar nerede acaba? Çünkü bunun içinde büyük bir şey var galiba ama anahtar... Aa, kurdele ile renkli düğmeler. Kurdele. Evet, renkli düğmeler. Kapağın altında ne var acaba? Aa, strafor top. Çok severim. En sevdiğim, onunla bir sürü şey yapabiliyorum. Burada başka bir şey yok ama anahtarım da buradan çıkmadı. Nerede acaba? Ah, buradaymış işte. Anahtarım çıktı, bir tane de çöp şiş. Evet, evet. Çok güzel bir şey yapılabilir. Çöp şiş ve strafor top, aklıma bir şeyler geliyor. Evet, burayı kapattım. Hemen anahtarımla, merak ediyorum içinde bunun büyük bir şey var. Çünkü ağırlık yapıyordu. Bakalım ne var? Ağırlık yapan şey, evet, tutkal ve gazete kağıdı. Aklıma iyiden iyi bir şeyler gelmeye başladı. Çünkü gazete kağıdı ve tutkal bir sürü şeyi kaplayabilirim. O yüzden bakalım, evet, çatımda neler var? Evet, şimdi hemen kapatıyorum sürpriz kutumun kapısını ve çatıma geçiyorum. İşte akrilik boyalar. En sevdiğim burada bir şeyler daha var. Ne bu? Bu ne? Küçük pompon boncuklar ve yarım küçük boncuk. Yarım boncuk bu. Ama çok minik bunlar. Ne yapabilirim ki bunlardan? Bir düşüneyim ama akrilik boyalarım rengarenk ve bu sefer çok fazla renk var. Hepsini şuraya koyayım bari. Sarı var, yeşili var, mavi var, kırmızı var. Burada beyaz var. Siyah bile var. Güzel, çok renk var. Acaba çatının diğer tarafında ne var? Ne varmış? Bu ses yapan bu demek ki. Hem de ağırlığı da yapıyordu tabii. Bir soda şişesi. Hazımsızlık çektiğini bilmiyordum dönüştüratör. Niye bana bundan bahsetmedin? Ne var? Herkes hazımsızlık çekebilir. Normal. Hem soda... Çok faydalı bir şey ha dönüştüratör. Bu malzemeler aslında bana bir fikir verdi dönüştüratör. Senin aklına bir şey geldi mi? Benim aklıma bir şeyler geldi. Mesela bu gazeteyle neler yapabilirim? Bilmece çözerim. Bulmaca çözerim. Kandırdım. Bu şişeyi gazete kağıdıyla kaplayacağım ve şişe palyaço yapacağım. Şişe gövde, strafor top kafası olacak. Şişeyi ve topu tutkal ve gazete kağıtlarıyla kaplayacağım ve boyanabilir bir hale getireceğim. Ayrıca gazete kağıdı ve tutkalla kaplayınca şişe sağlamlaşacak. Düşse bile kırılmayacak. Boncuklarla da göz ve burun yaparım. Ağzını da boyarım. Düğmeyle kıyafetini süslerim. Bir de saç ve şapka yapacak bir malzeme bulursam palyaçom tamamlanır. Peki sen ne yapacağına karar verdin mi sevgili dönüştüratörüm? Vallahi ben bilmem, ben şişe palyaçomu yapmaya başlıyorum. Sen yetişemezsen sonra karışmam bak. Sen bilirsin, o bilir. Beni ilgilendirmez. Palyaçomun ana hatları şöyle oluyor. Bu şişi strafor topuma böyle batırıyorum ve içine sokuyorum. Şimdi bu onun kafası, bu da gövdesi olacak ama bu bittikten sonra biraz şişe hafif olduğu için... Yani bunun bittikten sonra sağlam durması için biraz ağırlığa ihtiyacı var. Ağırlık yapacak bir malzemeye ihtiyacım var yani. Dönüştüratör, sende böyle bir malzeme var mı? Ne? Fazla kilolarımdan mı? Fazla kilom yok ki benim. Neyse sen bana bir bilmece yolla da belki güzel bir malzeme gelir.
bilmecem geldi. Bakalım bilmecemde ne yazıyor? Evet. Bilmecem, bilmecem, güzel bilmecem. Evden çıkmadan dışarı çıkarsın. O ne? O ne ya? Çıkınca her yere tepeden bakarsın. Üzerinde gözler hep seni izler. Evden çıkmadan nasıl dışarı çıkılır ki? Hadi çıktın. Her yere nasıl tepeden bakıyorsun? Ve üzerinde gözler hep seni izler. Demek ki dışarıdasın ama içeridesin. Hem dışarıda hem içeride tepede. Balkon. Balkon olabilir. Üzerinde gözler, balkon. He! Şurada balkondan bakan adamdan mı bahsediyorsun sen? Evet. E tamam. O bizim balkondan bakan adamımız ya. Bakalım içinde ne var? Sen de var. Fena aslında. Vallahi. Aa! Ağır bir şey. Kum. Zekice. Bu kumu içine boşaltırsam bu bayağı buna ağırlık yapar. Evet, şurada bir tane hunim olacaktı benim. Evet, işte böyle. Çok güzel. Bu kadar kum yeter. Yeterince ağırlaştı. Evet, dönüştüratör. Çok iyi bir iş yaptın. Bayağı ağır. Şimdi bunu içine koyduğumuzda hem kumun içine batmış oluyor. Palyaçomun kafası ve gövdesi tamam gibi. Ama ne yapacağım? Onları kaplayacağım. Güzel. Ve içine biraz su. Ama çok değil. Yani şu kadarcık bakın. Şöyle minnacık. Evet. Şöyle karıştırıyorum. Bunları biraz böyle böyle hazırlıyorum önden. Evet, şimdi tutkalımı alıyorum. Şişeme güzel güzel sürüyorum. Ve topla birlikte sürüyorum. Çünkü top bizim kafamız. Ve ikisini birleştireceğim gazetelerle. O yüzden topa da gelsin bol bol. Mesela şöyle kafasından aşağı doğru. Bir koyuyoruz üzerine gazete. Bir daha tekrardan tutkal sürüyoruz. Ve elimizle de şöyle mesela. Şöyle kapladığımızda elimizle de böyle ufak ufak ona böyle şekil verelim ki böyle yükseltiler, küçük bombeler kalmasın. Ben bunun tamamını kaplayacağım ve sonra beklemeye geçeceğim. Normalde 7-8 saat sürer ama ben saç kurutma makinesiyle onu hızlandıracağım. Kurumasını bekleyeceğim. 1 saat bana yetmiş olacak. Şişe palyaçomun gövdesi kurudu. Çok da güzel oldu, sağlam oldu. Şimdi ben onun başını ten rengiyle boyayacağım. Bol bol beyaz koyuyorduk. Ve çok az kırmızı ve sarı koyuyorduk, değil mi? Hatırlayanlar vardır içinizde. Çok azıcık sarı koyuyoruz. Gelmiyor. Geldi. Evet. Evet, biraz daha kırmızı. Evet, şimdi bir fırça aldık. Hemen bunu böyle karıştırdık. Şimdi yüzünü boyayacağız. Şöyle güzel güzel. Evet, şöyle işte. Hatta boynunu da tabii ki ten rengi yapacağız. Buraları böyle ten rengine boyuyoruz. Bir kurşun kalem alacağım. Kurşun kalemimle onun elbisesini tasarlıyorum. Mesela şuraya kadar pantolonu olsun. Bu pantolonu mor olsun. Ne dersin? Mor rengim var. Üstü yeşil olsun mesela. Şu çizdiğim yere kadar mor olsun diyorsam şöyle bunu böyle morla kaplamış oluyorum. Mor rengi seviyorum. Bu arada yüzüme sürdüğüm ten rengi de palyaçomun yüzüne daha doğrusu şu anda hafif hafif kuruyor. Ben de bunu ne yapmış oluyorum? Pantolonunu bitirmiş oluyorum. Gömleği boyarken unutma diğer tarafa sürdüğüm boya o bir tane kat mutlaka üzerine başka kat atacaksan kurumak zorunda. Mesela ben pantolonun üzerine böyle desen yapacağım kırmızıdan böyle şeritler. Onu sürmeden önce mor tarafın, mor boyanın kuruması gerekiyor. Buna çok dikkat et çünkü eğer tam olarak kurumazsa birbirine karışır renkler ve hiç hoş olmayabilir. Birinci kat boya bittikten sonra ne demiştim? İstediğiniz gibi ikinci kat desenlerinizi yapabilirsiniz. Mesela ben pantolonuma böyle bir desen vermek istiyorum pantolonuma. Biraz boşluk bıraktım mor pantolonunda ve kırmızı bir şerit çekiyorum. Evet, mor boyamı aldım ve küçük puantiyeler yani noktalar koyuyorum gömleğime. Şöyle şöyle bak, ne güzel.
Şimdi ben bu küçük puantiyelerimi bitirince bunu yine kuruması için bir 15 dakika kadar kenara bırakacağım ve o kuruyacak. Zeminimin boyası çok güzel kurudu. Bu kuruduğuna göre artık palyaçomun yüzünü yapmaya başlayabilirim. Bu küçük yarım boncuğu göz olarak yapıştıracağım. Aklımda bulunsun, böyle küçük şeyleri yapıştırırken objenin arkasına ufacık bir yapıştırıcıyı böyle sür. Ama çok azıcık bekle, daha iyi oluyor. Bu yapıştırıcıyı azıcık beklerken ben pompon minik bir boncuk seçiyorum kendime burun için. Mesela şu. Şimdi küçük minik kırmızı pomponuma da azıcık yapıştırıcı sürüyorum şurasına. Şimdi bir göz aldım elime. Evet, ikinci gözümü de şöyle koydum. Sonra küçük minik kırmızı pomponumu burun olarak alıyorum ve tam ortasına. Evet. Bunlar kururken ben de keçeli bir kalem alıyorum, kırmızı. Ve buna böyle bir gülen ağız çiziyorum mesela şöyle. Yüzü hep gülsün diye palyaçomun böyle gülen bir ağzı oldu. Sonra gözlerimin altına küçük bir palyaço makyajı yapıyorum. Nasıl mesela? Siyah keçeli kalem. Şu gördüğünüz keçeli kalem. Çok kalın uçlu olmasın, ince uçlu olsun. Şöyle minik çizgiler çekiyorum böyle. Çok minik ama. Böyle böyle. Palyaçomun yüzü bitti. Ama ne bitmedi? Saçı yok. Şimdi buna saç yapmak istiyorum. Ama saç için benim elimde malzeme var mıydı? Acaba geri dönüşüm ağacıma mı baksam? Yoksa dönüştüratörümden mi istesem? Tamam tamam, senden isteyeyim o zaman. Gönder bilmeceyi, saç alalım oradan. Bilmecem geldi. İnşallah hemen bilirim. Ve saç yerine kullanacağım malzemenin yerini bulabilirim. Sıra sıra odalar. Birbirini kovalar. Palyaço, duyuyor musun? Demirde yürür. Demir bitince durur. Sıra sıra odalar var. Birbirini kovalıyor. Demirde yürüyor. Demirde odalar. Demir. Demir bitince durur. Yürüyen bir şey demirde. Odalar, vagon, tren. Tren. Doğru mu bildim? Doğru bilmişim. O zaman tren arıyorum. Nerede tren? Bir bakalım. Tren nerede? Tren tren tren. Tren tren tren. Tren nerede? Tren tren tren. Buralarda sanki bir tane tren olacaktı ama. Aa, işte tren burada. Evet. Aa, halat ip. Ne güzel. Tamam, bu biraz kalın ama anladım ne demek istediğini dönüştüratör. Şimdi bunlar mesela birbirine böyle dolanmış küçük iplerden oluşuyor ya bu halat. Bunu böyle bak şöyle açıyorsun mesela. Evet. Bak böyle açtığında daha da ince parçalar oluyor. Şimdi mesela yapıştırıcımı aldım. Palyaçomun kafasına şuraya biraz böyle yapıştırıcı sürdüm. Saç uzun olabilir, kısa olabilir. Bunları zaten yapıştırdıktan sonra istediğin şekli verebilirsin. Sen mesela başka ipler de kullanabilirsin. Renkli ip olabilir. Daha küçük, daha kalın ipler olabilir. Şişe palyaçom. Evet, sırma saçlı oldu gerçekten. Çok güzel oldu saçları. Fakat bazıları uzun, bazıları kısa. Ben şöyle bir makasla aslında bunları şöyle eşit boylara getirebilirim. Sen istersen uzun bırakabilirsin. Hiç sorun değil. Saçlarımız çok güzel oldu. Şimdi gömleğe ben düğme yapmak istiyorum. Bu düğmeyi neden yapabilirim? Demin bazı malzemelerim vardı. Küçük minik pompon boncuklarım vardı. Mesela ondan bir tane kırmızı şöyle üstte olsun. Bir tane
gri olsun, bir tane açık mavi olsun mesela şöyle. Azıcık yapıştırıcımı sürüyorum, çok değil ama. Kırmızı düğmesini takıyorum şöyle ve hemen şurasına. Evet. Şöyle kemer tokası olarak bir düğme düşündüm. Yapıştırıcı sürüyorum ve sonra şöyle bir kemer tokası yapıyorum. Ama palyaçomun şapkası yok. Nasıl şapka yapabilirim buna? Canım bir şapka takmak istiyor. Şapka nasıl olur? Şapka, şapka, şapka. Acaba şapkayı nereden alabilirim? Ama şapka yapacak bir malzeme benim ağacımda var mıydı? Yok. Yok yok. Hiç heveslenme dönüştüratör. Bu kadar bilmece yeter bugün. Ben şimdi kendi ağacımdan bulmak istiyorum malzememi, tamam mı? Bakalım. Aa, alüminyum folyo vardı bende. Oraya koymuştum ben. Buralarda mı alüminyum folyo? Bakayım. Ha, işte burada. Alüminyum folyom. Bu benim çok işime yarayacak. Senin nasıl gidiyor dönüştüratör? Bitiriyor musun? Bak ben bitiriyorum ha. Tabii ki böyle yaparsam çok büyük bir şapka. O yüzden böyle kenarlarından ufak ufak böyle kaplıyorum. Bazen biraz sert olabiliyor. Önünü küçük bir şapka gibi şöyle şekil veriyorum. Şuraya çok az bir yapıştırıcı sürüyorum böyle. Evet. İşte tam olarak şöyle şapkasını koydum. Ben kurdelemden bir parça keseyim. Evet, şöyle bir parça keseceğim. Bu kurdeleyi niye bu kadar düğüm atmışsın dönüştüratör? Ben açamayayım diye mi? Şuradan şu kadar bir parça kestim. Sonra böyle ona bir şekil verdim şöyle. Evet. Evet. Şimdi onun böyle boynuna doladım. Ay çok güzel oldu. Evet. Şişe palyaçom bitti. Çok güzel oldu. Eğer mesela sen de böyle bir palyaço yapmak istersen, bir tane yaparsan böyle benim gibi oynarsın. Ya da bunlardan mesela 7-8 tane yapıp ya da 11-12 tane yapıp bowling oynayabilirsin. Halının üzerinde. Halının üzerinde olmasına çok dikkat et, tamam mı? Şimdi şişe palyaçoyu yaparken nasıl yaptık istersen gel hatırlayalım. Şişeyi ağırlaştırmak için kumla doldurdum ve çöp şiş çubuğuna batırdığım strafor topu kuma sapladım. Tutkalı çok az suyla karıştırdım. Sonra top ve şişeyi tutkal yardımıyla gazete kağıtlarıyla kapladım. Kuruduktan sonra baş, pantolon ve gömlek boyamak için akrilik boyalarımı kullandım. Boya kuruyunca siyah boncuklardan göz, kırmızı pompon boncuktan burun yaptım. Keşeli kalemle gülen bir ağız çizdim. Göz kenarlarını süsledim. Halatı parçalara ayırıp saç olarak yapıştırdım. Gömleğine renkli pompon boncuklar, kemerine de düğme yapıştırdım. Alüminyum folyodan şapka yaptım ve başın üzerine yapıştırdım. Boynuna kurdele sarıp süsledim ve şişe palyaçomu tamamladım. Benim şişe palyaçom çok güzel oldu dönüştüratör. Sen ne yaptın? Bir göster bakalım bize. Vazo. Vazo yapmışsın. Aa, çok güzel olmuş. Şişeyi benim gibi boyamışsın. Böyle strafor topu da kesmişsin ikiye. Ve ona ayak yapmışsın destek gibi ve kurdeleye de süs yapmışsın. Minik küçük böyle pompon boncuk da koymuşsun. Halattan da ağzını süslemişsin ve içine güzel bir çiçek koymuşsun. Bence çok güzel oldu. Annem bunu çok sever, biliyor musun? Götürebilir miyim dönüştüratör? Teşekkür ederim. Vay, çok güzel. Seni tebrik ediyorum dönüştüratör. Bence çok güzel yaptın. Sen de elindeki malzemelerle hayal gücünün sınırlarını keşfedebilirsin. Benim gibi bir şişe palyaço yapabilirsin ya da dönüştüratör gibi böyle çok hoş bir vazo yapabilirsin. Eğer yaptıklarımı yeniden izlemek istersen trtçocuk.net.tr'den izleyebilirsin. Hoşça kal, bir sonraki programda görüşürüz. Bu malzemelerle sen de bir tasarım yap, fotoğrafını çek, bize gönder, Facebook sayfamızda paylaşalım. Bugün sürpriz ne çıkacak acaba, yapıştır boya katla tüm cevaplar sürpriz kutusunda, atma sakın atma, sen de düşün bul ve tasarla. Neşeyle
merak ve heyecanla başarmanın coşkusu başlıyor bak sürpriz kutusu.